Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Ben Bülbül Öğretmen. Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimde sizlere çeşitli kesir problemleri çözeceğim, anlatacağım. Hemen birinci sorudan başlıyorum. Şimdi kesir problemlerinde 1 ve 2. sorular aslında 3. sınıfta bizim işleyeceğimiz ana konu diyeyim ben bunlara. Konunun özeti aslında bu. Diğer problemler bu iki problemin gelişmiş hali oluyor aslında. Nedir? Okuyalım bakın. Meryem'in 48 cevizi vardı. Dikkat edin, burada Meryem'in bütün cevizlerini bize baştan söyledi. Hepsi 48. Sonra bunların 8'de birini ağabeyine verdi. Meryem ağabeyine kaç ceviz vermiştir? Bakın, bütün cevizlerini söyledi. Bunların 8'de bir parçasını abisine verdi. Yani biz burada bütün cevizleri 8'e böleceğiz ve bir parçayı bulacağız. Bunu size şekil ve resimle de göstermek istiyorum. Bakın şöyle bir kutu yapalım. Bir bütün yapalım daha doğrusu. Bunu 8'e ayıralım. Neden? Çünkü 8'de birini verdi. Şöyle ayırıyorum. Tabii elimle çizdiğim için tam güzel çizemiyorum ama 8'de bir parçası. Yani şurayı verdi. Ne yaptım ben şimdi? Bütünü ilk önce 8'e ayırdım. 8'e böldüm, değil mi? O zaman 48'i 8'e bölme yapıyoruz yani. Şimdi 48'de 8 kaç defa var? 8, 16, 24 böyle saydığımız zaman 6 defa oluyor. 6 kere 8, 48. Ve bu bir parça zaten. O zaman burası 6. Demek ki 6 tane ceviz vermiş abisine. İşte bu şekilde yapıyoruz. Yani bize bir bütün, yani bir çokluğun hepsi baştan söylendiği zaman ne yapıyoruz? Alttaki 8'e bölüyoruz. İkinci soru ise bunun tam tersi. Nasıl yapılacak? Şöyle. Burada bize okuyalım da öyle konuşalım. 6'da 1 24 tane olan kalemlerin tamamı kaç tanedir? Bakın baştan bize kalemlerin hepsini söylemedi. Sadece 6'da 1 parçası 24 tane diyor ve kalemlerin hepsini sonra bize soruyor zaten. Yukarıda baştan hepsini söylüyordu. O zaman ne yapacağız? Yine resimle göstereyim. Şimdi şöyle bir bütün yapalım. Bunu 6'ya ayıracağım. 1 2 3 4 şöyle 5, bir tane daha yapınca 6 ayırdım. Ve bunlardan 6'da bir parçası. Yani şurası. Nokta nokta yapayım. Bu bir parça 24 taneymiş. Bakın buraya 24 yazıyorum. Bize tamamını, hepsini soruyor. Ne yapacağız burada? Az öncekinin tam tersini yapacağız. Yani 24 ile 6'yı bu kez çarpma yapacağız. Çünkü 6 tane var. Ve her bir parçada eşit olduğu için bunlarda da 24 var yani. O zaman yukarıda bölme yapmıştık paydaya ama bu kez ne yapıyoruz? Paydaya çarpma yapıyoruz yani. 24 ile 6'yı çarpalım. 6 kere 4 24. 50 var 2. 6 kere 2 12. 2 de 50 14. Demek ki kalemlerin tamamı 144 taneymiş. İşte bu iki problem bütün kesir problemlerinin özü diyorum ben buna. Diğer problemler bunların gelişmiş hali oluyor. Tabii daha da zorlaştırılabilir çeşit çeşit. Şimdi üçüncü problem mesela iki işlemde yapılacak. Nasıl? Bir manav 95 kilogram elmanın, bakın elmaların hepsini baştan söyledi bize. Elmanın 5'te birini sattı. Yani bu kadarlık bölümünü sattı. Manavın satamadığı, bu kez satamadığı kaç kilogram elma kalmıştır? Yine şekille göstereyim daha anlaşılır olsun. 5'e ayırıyoruz. 2, 3, 4 ve 5. Bunların hepsi 95 zaten. Bunların 5 parçasının bir tanesini sattı. Yani şurayı sattı. Ben ilk önce bunu bulacağım. Ne yapıyorum? 95'i 5'e bölüyorum. Bir parçayı bulmak için. 9'da 5 bir kere. Bir kere 5, 5. Çıkardım 4. Yukarıdan 5'i getirdim. 45. 45'te 5. 9 kere var. 9 kere 5. 45. Yani bir parça 19. İşte bulduk. Fakat soru henüz bitmedi. Demiştim ya bir iki işlemli yapılacak. Satamadığı kaç kilogram elma? Biz bu ne yaptık şu anda? Sattıklarını bulduk. Bakın 5'te biri sattı yani. Satamadıklarını da şöyle buluyoruz. Bütün elmalar 95 kilogram ve 19 kilogram satıldı. Satamadıklarını çıkarma yaparak buluyoruz. 5'ten 9 çıkmaz. Komşudan aldık 15. Burada kaldı 8. 15'ten 9 çıktı 6. 8'den 1 çıktı 7. İşte satamadıkları 76 kilogrammış. Şimdi dördüncü soru aslında 3. sınıfta 5'te 3 şeklinde gösterilmiyor. Ama
Bazı yardımcı kaynaklarda karşımıza çıkabilir. Bazı sınavlarda, denemelerde karşımıza çıkabilir. Aslında bu problem 4. sınıfta işlenecek. Ama ben yine de göstermek istedim. Bunu da yapabiliriz. 3. sınıftan da öğrenebiliriz. 60 tane ekmeğin 5'te 3'ü satıldı diyor. Buna göre kaç ekmek satılmıştır? Şimdi yine bir resim çizerek göstereyim. 5'e ayırıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bu sefer yukarıdaki gibi 5'te 1'i değil, bir parça değil, 3 parça satın. Bakın 5'te 3'ü. Yani şurası, şurası ve şurası satılmış. Ne yaptım ben şimdi? 60 tane ekmek var, 5'e ayırdım değil mi? Bütünü 5'e kestim, 5'e böldüm. Önce 60'ı 5'e bölüyoruz şu alttaki sayıya. 60 bölü 5. Bir parçayı bulacağız yani. Bir kere var. 5, 1 kaldı. 0 getirdim. 10'da 5, 2 kere var. 10 oldu. Bir parça 12'ymiş. Şimdi 3 parçasını soruyor. 3 parçası satıldı diyor. O zaman burası da 12. Burası da 12. Yani biz burada 5'e böldük ya. Yukarıdaki 3 ile de çarpacağız bu kez. Yani 12 ile 3'ü çarparsam ne oldu? 36. Demek ki 3 parçası. Yani şurası 5'te 3'lük kısmı eşittir neymiş? 36'ymış. Böyle yapacağız yani. Dediğim gibi aslında biraz üçlere göre biraz daha zor diyebileceğimiz bir soru. Şimdi 5. soruyu da bakalım. Biraz gitgide zorlaştırıyorum size her çeşit sorudan göstermek için. Osman 91 tane fındığın 7'de ikisini yerse geriye kaç fındığı kalır diyor. Şimdi burada da bir aşama daha ilerleteceğiz şimdi sorumuzu. İlk önce 7'ye keselim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. İki tanesini yiyecek. Şurayı yiyecek. Fakat yediklerini sormuyor soruda. Geriye kalanları soruyor. Bir de kesir sorularını çözerken sevgili öğrenciler sorunun son kısmına çok iyi bakın. Orayı çok iyi okuyun. Çünkü bazen öğrenciler bir kısmını yapıyor yapıyor. En sondaki işlemi yapmıyor. Bitti zannediyor. Bu sefer de soru eksik kalıyor. Şimdi 91 fındığı biz ne yaptık? Önce 7'ye ayırdık değil mi? Bölelim 7'ye. 91 bölü 7. 9'da 7 bir kere var. 7 çıkardım. 2, 1'i getirdim. 21'de 7 3 kere var. Ne oldu? 13. Yani bir parça 13. Şöyle içine yazabilirim. 2 parçasını yemiş. 2 tane. Diğeri de 13. Yani 2 ile çarpacağız 13'ü. 13 çarpı 2. Ne oldu? 26. 26 tanesini ne yaptı? Yemiş oldu. Bize neyi soruyor? Geriye kalanları. Yani şu yemediklerini soruyor. Şimdi ne yaparız? 26'yı çıkarırız 91'den yani. 91'den 26'yı çıkarırız. Birden çıkmaz. 11'den 6 çıktı. 5. 8'den 2 çıktı. Burası A oldu. 65. Demek ki yemediği kısım 65. Ya da bazen öğrenciler şunu yapıyorlar. Örneğin 7'ye ayırdık ya. Resim çizdiği için, şekil çizdiği için görüyor. İki parçayı buluyor. Ya da bir parçayı bulduktan sonra 13 ya. Yemediği kısım 5 tane mesela. 13 ile 5'i çarpıyor. Gene 65 çıkıyor. Farklı bir çözüm yolu olabilir. Ama biz normal yoldan size göstermiş oldum ben. Şimdi buradaki soru biraz daha zor. O da aslında dediğim gibi 4. sınıfta işlenecek bir konu. Ama ben şimdiden göstereyim. 8'de 3'ü 45 tane olan balonların tamamı kaç tane? Bize ne yaptığını ilk önce şöyle bir göstereyim ben. Burada balonların zaten bize hepsini söylemedi baştan. 8'e ayıralım. Şöyle önce 4'e ayırayım. Sonra da bir de şöyle kesince işte 8'e ayrılmış oldu. 3 parçası şöyle nokta nokta yapayım. Bu 3 parça 45 taneymiş. Bakın şurası. 3 parça. Bu kez ilk önce bir parçayı bulmam gerekiyor. Yani 3 parçası 45 ise 45'i ben 3'e böleceğim. Yani yukarıdaki sayıya böleceğim bu kez. Yukarıdakinin az önceki problemin tersini yapacağım. Az önce çünkü alttakine bölmüştük. Ne yapacağım? 3'e böleceğim. Bir parçayı bulacağım. Yani 45'i 3'e bölelim. Bir kere var. 5'i getirdim. 5 kere var. Bir parçası 15 oldu. Şimdi ben artık ne yapabilirim? Tamamını bulabilirim. Tamamı kaç parçadan oluşuyor? Zaten paydadan belli. 8 tane. Yani resim çizmeseniz bile bakın burada paydadan hepsinin kaç tane olduğunu görebiliyorsunuz. 3 parçanın 45 tane olduğunu da anlayabiliyorsunuz. Ama resim çizmek biraz daha işimizi kolaylaştırıyor. Tamamını soruyordu zaten. Bir parça 15 ise tamamı 8 parça olduğu için çarpıyorum. 8 kere 5 40.
elde var. 4, 8 kere 1, 8, 4 de elde 12. Demek ki tamamı 120'ymiş. Son sorum biraz daha zor. Onu da sizlere anlatayım. 9'da 4'ü 32 tane olan şekerlerin 8'de 5'i kaç tanedir diyor. Şimdi ilk önce böyle sorularda adım adım. Birincisinde ne var? 9'da 4 tanesi 32 tane. Önce ben bu şekerlerin tamamını bir öğrenmem lazım. Ne kadar olduğunu. Çünkü bana burada 4 parçasını söylemiş. Ne yapalım? İlk önce şöyle şekille göstereyim. 9'u ayırayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 yapacağım şöyle. Evet. 4 parçası, nokta nokta yapayım o 4 parçaya. Şurası 32 taneymiş. 4 parça. Ben şimdi ne yapacağım? 32'yi 4'e böleceğim ve 1 parçayı bulacağım. 32 bölü 4. 8 defa var. 1 parça 8 taneymiş. Şimdi şekerlerin hepsini bulabilirim artık. Hepsi bakın kaç parça? 9 parça zaten. Değil mi? 8 ile 9'u çarpıyorum. Şekerlerin tamamı 72 oldu. Şimdi devamında bu şekerlerin 8'de 5'i kaç tanedir diyor. Bu kez bu şekerleri 8'e böleceğiz. 8'e ayıracağız ve 5 parçasını yapacağız. Yine resimle de göstereyim daha güzel olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle yapalım. Az geldi. 7 ve 8. Ve 8'e böleceğiz. Sonra 5 parçayı bulacağız. 72 taneydi değil mi hepsi? 72'yi 8'e böleceğiz. Aslında burada çarpma yaptık ya yine cevap 9 çıkıyor. 9 kere 8 72 değil mi? Yani bir parça 9 oldu. Kaç parçasını istiyor? 5 parçasını. Yani birinci parça, ikinci parça, üçüncü, dördüncü ve beşinci parça. Bunlar da 9 aynı yani her yer. O zaman 9 ile 5'i çarparız biz de. Ne oluyor? Cevap 45 oluyor. Demek ki kesir sorularında böyle zor olduğunda adım 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 bize söylenenleri değerlendireceğiz. Ne yapmamız gerektiğine karar vereceğiz ve uygulayacağız. Umarım sizlere faydalı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.